Sen Rodan'ın ki yaptığımız şov hakkında konuşalım. Bugün yine çok merak ettiğiniz Lego Neptune 4 Pro incelemesiyle karşınızdayım. Lego Neptune 4 Pro'nun bu kadar merak edilme sebeplerinin en başında aşırı hızlı bir makine oluşu geliyor. Bu fiyat bandını alabileceğiniz en hızlı yazıcılardan bir tanesi. Şimdi Enes, ben parmağımı şöyle yapınca introsu girsin mi? O zaman... Şimdi yine her zamanki gibi ilk önce cihazın öne çıkan özelliklerinden hemen size kısaca bahsedeyim. Enes, ne tarafında çıkıyor özellikler? En başında Clipper sistemli hızlı bir yazıcı olduğunu yazdın değil mi en başa? Aynen. Yazdım. İkincisi inanılmaz fazla 7 fanlı bir soğutma sistemi. 7 fan da orada şey attın işte. Çift Z eksen bulunuyor. Direct Drive extruder'ımız bulunuyor. Yay çeliği peyi tablamız bulunuyor. Ve dokunmatik bir ekran. Alo! Diğer özelliğimiz ise ray sistemli bir eksen milleri kullanılmış. Eksen milli denmez ona, ne denir? Bilmiyorum. Ben şimdi şuraya bir onun görüntüsünü koydun sen şimdi. Arkadaşlar daha önce kartezyen bir makinede görmediğim bir sistem yapmışlar. Bu sistem yüksek hızlarda aşınmayı önlüyor ve daha iyi bir kayma sistemi bizlerin karşısına çıkıyor. Evet, şimdilik aklıma gelen ana özellikleri bunlar, diğer makinelerden ayıranlardan bahsediyorum bu arada. Şimdi geçelim makine hakkında biraz bilgi vermeye. Arkadaşlar Clipper sistem normal yazıcı sistemlerinden farklı olarak geliştirilmiş daha büyük açık kaynak kodlarına sahip ve daha hızlı işleme gücüne sahip bir sistem. Yani iOS diyebilir miyiz? iOS. Diğer yazıcılar Android, bu iOS'muş gibi düşünebilirsiniz. İşleme hızı çok yüksek olduğundan dolayı motorların hareketleri de doğru orantıda hızlanıyor. Abi Xiaomi'ciler öldürecek bizi. Xiaomi kamerası çok güzel ya. 3 gün şarjı gidiyor ya. Neyse, Clipper sistemimizin bu yazıcıya eklenmiş olması bizlere ne sağlıyor? Tabii ki de yüksek hız sağlıyor. Yüksek hız olduğu zaman bizlere ne gerekiyor? Çok iyi bir soğutucu olması gerekiyor ve yüksek hızda çalışabilen, akışkanlığında sorun olmayan motor ve ray sistemleri gerekiyor. Lego Neptune 4 Pro'da da bunların hepsi bulunuyor. Neptune 3 Pro incelemesini izlemediyseniz yukarıdaki videodan izleyin. Orada biraz daha makineyi tanıttık. Bu makine kasa olarak birebir onunla aynı olduğu için çok fazla bunda detaya girmeyeceğiz. En merak edilen özelliklerinden bahsederek konulara başladık. 7 tane fan sistemi dedik. Aslında 6 tane extruder fanını da sayarsanız 7 tane. Makinenin arka kısmında bulunan 4 tane büyük fan görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları açtığınızda ilk başta yapmış olduğunuz gibi bir fön makinesi etkisi yapıyor ve daha önce bu hızlarda ve bu süratle çalışan fanlar gerçekten görmedim. İnanılmaz garip sesler çıkartıyor fanlar. Dezavantaj olarak sayılabilir çünkü cihazın fanlarını tam açtığınızda oldukça fazla bir ses çıkıyor. Cihazın yanınızda bile bulunması sizi rahatsız edebilir. Ama bunun da şu şekilde çözümleri var. Ekran üzerinde baskı sırasında fan simgesine tıkladığınızda sessiz, orta ve yüksek olarak 3 adet seçeneğimiz bulunuyor. Eğer baskınızı çok yüksek hızlarda ve çok açılı baskılar almayacaksanız fanı sessizde kullansanız dahi inanılmaz sonuç veriyor. Bunu da zaten yaptığımız testlerde göreceğiz birazdan. Lego Neptune 4 ile Neptune 4 Pro arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu çok merak edilen bir konuydu. Birinci en büyük fark, dediğim gibi, ray sistemi. Tabla ve burada görmüş olduğunuz extruder'ın hareket açılarında kullanılan ray sistemi sayesinde makinenin kauçuk plastik olan modellerine göre daha az aşınması bizleri karşılıyor. Yani makineyi sınırlarda kullanacaksanız ve gerçekten pürüzsüz bir geçiş olmasını istiyorsanız Neptune 4 Pro cihazını tercih etmelisiniz. Onun haricinde çift etaplı bir ısıtıcı tabla kullanılmış. Yani sizlere hemen şöyle örnekleyeyim. Neptune 4'lerde ortada sadece tek bir ısıtıcı bulunurken 4 Pro'larda köşelerde de ısıtıcı bulunarak baskı sırasında tabladan kalkmayı sıfıra indiriyor ve ayrıca daha hızlı bir ısınma sağlıyor. Ve ayrıca bu biraz da enerji tasarrufu yapıyor diyebiliriz. Kürada dilimlediğiniz parçanın boyutuna göre diğer ısıtıcılarında aktif edip kapatabiliyor. Yani aslında tam olarak bütün ısıtıcıyı çalıştırmak yerine hangi parçalar neredeyse ona göre ısıtıcıları çalıştırıyor. Makinemizde çift Z olduğundan bahsetmiştik. Yine Neptune 3 Pro'da olduğu gibi çift Z bunda da var. Üstten kayışlı bir şekilde birleştirilerek senkron kaymasının da önüne geçilmiş. Ayrıca extruder tarafındaki akış olayı da oldukça iyi. Hiçbir kaçırma ve ısınmadan dolayı bir atlama yapmadı. Şu ana kadar bütün baskılarımızı sorunsuz aldık. Ekran tarafına gelecek olursak da ekranın kullanımı Clipper sistem olmasına göre inanılmaz bir şekilde yedirmişler. Çok hızlı bir şekilde çalışıyor ve kullanması oldukça kolay. Yay çeliği peyi tablası yine Neptune 3 Pro'da görmüş olduğunuz tablanın aynısı, ama
ama oldukça güzel bir şekilde çalıştığını o videoda da söylemiştim zaten. Yapışmada ve tabladan ayırmada hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Peki soracak olabilirsiniz hangi makineyi tercih etmeliyiz diye. Eğer yeni bir nesil cihaz kullanayım ve sınırları zorlayayım, çok yüksek baskı hızlarına ulaşayım diyorsanız Neptune 4 Pro'yu alıp kafanızı rahat ettirebilirsiniz. Ama ben makineyi sınırlarda zorlamayacağım, standart baskılarımı alacağım ama soğuma kısmına ihtiyacım var diyorsanız da Neptune 4'ü alabilirsiniz. Makinenin clipper sistemi var demişken de bu clipper arayüzüne ulaşmanız için makinenin yan bölümünde bulunan Ethernet girişinden modeme bağlamanız gerekiyor. Bunu eksi özelliklerinden saymak istiyorum ama fiyatına baktığımızda da Wi-Fi'nin olmamasını aslında kötü olarak söyleyemem. Wi-Fi olmadığı için bir kablo tarafından modeme bağladığınızda clipper sisteme IP üzerinden erişebiliyorsunuz. Ama yok kardeşim ben buna Wi-Fi takmak istiyorum diyorsanız da Wi-Fi dongle'larından Linux tabanlı olanlardan aldığınızda makinenin ufak bir Google'lamayla kurulum işlemini yaptığınızda artık makineniz USB tarafından Wi-Fi'lanmış oluyor. Benim Neptune 3 Pro'da şikayet ettiğim bir özellik bu makinede giderilmiş. Ön tarafta bir USB girişinin olmadığından bahsetmiştim bir önceki videoda. Bu cihazda USB girişini ve ayrıyeten Type-C girişini de koyarak seçeneklerimizi oldukça çoğaltmışlar. Type-C girişinin sebebi de kamera isterseniz de bağlayıp clipper sistem üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Lafı daha fazla uzatmadan baskı örneklerimize geçelim. Baskılar hakkında biraz konuşalım. En başta makinenin SD kartının içerisinde bulunan 2 adet baskıdan başlamak istiyorum. Bu elimde görmüş olduğunuz Benchy mide bulandırıcı testini yaptım. Bu normal standart makinelerde 1 saat 20 dakika sürelerinde baskı alınabiliyorken bu makine bunu 32 dakikada yaptı arkadaşlar. Yani bu fiyat bandındaki ve kartezyen bir makineye baktığımızda 32 dakika ve bu kadar sorunsuz bir baskıya göre inanılmaz bir süre. Katmanlara ve ipliklenmeye vesaire baktığımızda hiçbir sorun yok. Soğutucular o kadar güzel çalışıyor ki ipliğin iyisi bile yok neredeyse. Ama çok yüksek hızlarda çalıştığı için de ufak tefek noktasal hatalar olabilir. Ama bu da dış duvarı biraz abarttıkları içindir muhtemelen. Geçelim Enes senin baskıya. Budala mıydı? Budala mıydı bu? Bak gene tanrı mıydı bu? Oralara çok girmiyor. Tapıyor olabilirler. Neyse. Bu baskımızla Ilego'nun zaten bütün makinelerin içerisinde standart gelen baskı. Baskıyı da çok hızlı bir şekilde yaptı. Zaten görsellerde şu anda görüyorsunuz. Bu baskıda da hiçbir sorun, sıkıntı yaşanmadı. Geçelim PETG performansına. PETG performansında beni şöyle şaşırtan bir durum gerçekleşti. Ben makineyi 75 mm bölü saniye hızda vermiştim ama makinenin çok güzel bir şekilde çalıştığını görünce sınırları neden zorlamayayım ki diyerekten hızı %380'lere falan çıkarttım ve görmüş olduğunuz gibi katman yapışması oldukça güzel ve inanılmaz pürüzsüz bir yüzey elde ettik. Unutmayın ki bu tek duvar şekilde basıldı. Yani tek duvarlarda yüksek hızlara çıktığınızda baskı yapışmasında problem yaşayabilirsiniz. Ona rağmen dediğim gibi PETG baskımızdan da sorunsuz geçti. Geçelim TPU performansına. TPU performansındaki önemli olan şey extruder'ımızın güzel çalışıp çalışmadığını bizlere göstermiş oluyor. Çünkü TPU çok nazlı bir malzeme. Esnek filamentte de görmüş olduğunuz gibi 40-45 mm bölü saniyelerde baskı aldım. Fakat şu detayı atlamayalım. Geri çekme ayarlarıyla hiç oynamadım. Yani geri çekme açık bir şekilde bu elimde görmüş olduğunuz baskı yapıldı. %5'i dolu olan bu baskımızın da esnekliği bu şekilde inanılmaz görünüyor. Katmanlarda da herhangi bir sorun, sıkıntı bizleri karşılamıyor. Bu baskıyı da başarılı bir şekilde geçiyoruz. Bu arada burada yapmış olduğum bütün baskılar 0-2 milim katman yüksekliğinde yapılmıştır. Ve burada soğutucu kısmında bizleri biraz daha açıklayıcı bir şey olan iki tane Hulk modelini bastım. Bu Hulk modellerinde şu detayı vermek istiyorum arkadaşlar. Bir taraftaki yani sarkmanın fazla olduğu tarafta fan sessiz modda çalışıyordu. Yani bütün fanlar çalışıyordu ama en kısık ayarda çalışıyordu. Diğer modelde ise zaten sarkma kısmını koltuk altından görebilirsiniz. Neredeyse 90 derecelik bir açı olmasına rağmen sarkma sıfıra yakın diyebileceğimiz kadar az ve arasında oldukça fark bulunuyor. Bir tanesinde fan tamamen açıktı. Bir tanesinde bütün fanlar yine açıktı ama kısık ayardaydı. Yani en düşük ayardaydı. Bu da bizlere fanların ne kadar güzel bir sonuç verdiğini gösteriyor. Baskı yüzeylerine baktığımızda şunu da belirteyim. Bu elimde görmüş olduğunuz
bayağı büyük olmasına rağmen 3 saatte bitirilmiş bir model ve içinin %10'u dolu. 3 saatte bu baskıyı sorunsuz bir şekilde veriyor olması bence oldukça güzel. Baskı yüzeyinde ufak tefek dış duvarlarda şişmeler var. Bunun sebebini ben biliyorum. Dış duvar hızları makineniz ne kadar hızlı olursa olsun 120-150'nin üstüne geçtiğinde bazı pürüzlenmeler oluyor maalesef ki. Ben bu makinede dış duvar hızını 170 kullandığım için ufak tefek pürüzlenmeler oldu. Ama bu makineye özel bir şey değil. Neredeyse tüm makinelerde bu baskı hızlarına çıktığınızda ufak tefek pürüzlenmeler olur. Ona rağmen baskımız gerçekten çok sorunsuz. Soğuma arasındaki farkı da sizlere daha net bir şekilde göstermiş oldum. Ve bütün baskılarımızı da söylemişken de videonun başında yapmamız gereken şeyi sonunda yapıyorum. Kurulum aşamasını göstermedik. Yine bir 3 saniye içinde izleyip geleceksiniz şimdi. Kurulum aşaması Neptün 3 Pro'da görmüş olduğunuz kurulumun aynısı ve toplam 7-8 tane vida sıkarak bütün makineyi bitiriyorsunuz. Ve bir şey daha bahsetmek istiyorum. Tabla tarafında Neptün 3 Pro'da görmüş olduğunuz tablanın altında ayar vidaları bulunmuyordu. Bu makinede ayar vidalarını da ekstra ekleyerek daha pürüzsüz ve daha sorunsuz bir tabla ayarı yapmamızı olanak sağlıyor. Bence bu tabla vidalarının olması bizler için avantaj. İleride sensör arıza durumunda vesaire gibi durumlarda kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Sensör arıza durumu demişken de bu makine yine 3D Teknomarket olarak Türkiye'ye tek distribütör olarak getiriliyor. Arkasında devasa bir ekip bulunan 3D Teknomarket sizlere yedek parça konusunda da sınırsız imkan sağlıyor. Herhangi bir sorun yaşadığınızda hemen karşınızda muhatap bulabiliyorsunuz. Bence daha fazla uzatmadan makinenin fiyatını aşağıdaki linkten bir bakın isterseniz. Rakipleriyle bir karşılaştırın. Aradaki farkı siz de anlayacaksınız. Yine makinemizde LED'imiz Neptün 3 Pro'dakinin aynısı ama ekstra olarak nozzle tarafına da bir led eklenmiş arkadaşlar. Bu da daha fazla bir görüş açısı bizlere sunuyor. Benim makine hakkında diyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan bir soru varsa Instagram'dan veya yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz efendim. Neptün 4 Pro incelemesi karşınızdaydı. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.